Başlayalım mı? Evet. Değerli basın mensupları bugün 2021-2023 dönemini kapsayan orta vadeli programın ana hatları ile ilgili bir sunum yapıldı. Damat Bakan orta vadeli program ismini beğenmiyor. Yeni ekonomi programı ismini kullanıyor. <laughs> Ama açıkladı programın kanuni ismi orta vadeli programdır. Kısaltması da OVP'dir. OVP mali programla birlikte bütçe sürecini başlatan resmi bir dökümandır. Resmi dökümanların ismi de ismini de herkes kafasına göre değiştiremez, eğip bükemez. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. OBP bütçe sürecini başlattığı için mevzuatımızda ayrıntılı bir şekilde de düzenlenmiştir. Kanuna göre bu programın Eylül ayının ilk hafta sonunda resmi gaz yayınlanan resmi gazetede yayınlanması gerekir. Bugün 29 Eylül ve program henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Dolayısıyla bütçe süreci bütçe sürecinin de kanunen başlaması gereken sürede başlamadı. Bir ay gecikti. Gömleğin ilk düğmesi daha en baştan yanlış iliklendi. Bu aynı zamanda ucube rejimin kuvvetler ayrılığına ve parlamentonun bütçe yapma hakkına saygı duymadığını açıkça gösteriyor. Elimizde resmi gazetede yayınlanmış detaylı bir program hala yok. E ne var? Damat Bakan'ın janjanlı bir PowerPoint sunumu var. Bu sunumda her yere bir yeni kelimesi serpiştirilmiş. Önümüzdeki üç yıl yeni dengeleme, yeni normal, yeni ekonomi üzerine inşa edilecekmiş. Damadın 2018'de ilk açıkladığı programda dengelenme, disiplin, değişim diye başlamıştı. Bu kifayetsiz yönetimin elinde ekonomi dengesini öyle bir kaybetti ki o gün bugündür bir türlü dengesini bulamıyor. Bir ekonomik programın başarısı için en kritik unsur güvendir. Güveni sağlamak için ise iki tane şeye ihtiyaç vardır. Birincisi oyunun kurallarını değiştirecek ciddi bir program. İkincisi de bu programı uygulayabilecek ehliyetli kadrolar. Baktığımızda ne oyun oyunu değiştirecek bir program ortada var ne de ehliyetli kadrolar. Ekonomi aile şirketi gibi yönetiliyor. Damat bakanın karnesi de ortada. Allah aşkına damadım bugüne kadar açıkladığı hangi hedef tuttu? Orta vadeli programların çoğu daha mürekkebi kurumadan kadük oldu. Hiçbir hedefleri tutmadı. Nitekim piyasalarda açıklanan sunuma güven duymadığını gösterdi. Dolar 8 liraya, avro 9 liraya koşmaya devam etti. Döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor açıkladığı programın kur tahminleri ise şimdiden çöpe gitmiş gözüküyor. Gerçi PowerPoint sunumda ortalama yıllar itibariyle ortalama kurumlar yoktu. Kurlar yoktu ama bunu basın açıkladı. Buna göre ortalama dolar kuru tahmini önümüzdeki yıl için 7 lira 68 kuruş. 2022'de 7 lira 88 kuruş, 2023'te ise 8 lira 2 kuruş olacakmış. Şimdi dolar kuru daha bugün 7.85'leri gördü. Kur tahminleri daha işin başında geçersiz hale gelen bir programa nasıl güven duyulacak? Damat Bakan'ın 2023'e kadar verdiği milli gelir tahminleri ekonomimizdeki o vahim patinajı geriye doğru gidişi açıkça gösteriyor. Damada göre milli gelirimiz 2020'de 702 milyar dolar. 2021'de 735 milyar dolar olacakmış. 2008'de milli gelirimiz ne kadardı? 783 milyar dolar. Yani gelecek yıl milli gelirimiz 2008'deki seviyesini bile yakalayamayacak. Yani 13 yıl önceki milli gelir artık hayal oldu. Damat Bakan'ın verdiği rakamlar aslında AK Parti'nin 2023 hedeflerinin iflasının ilanıdır. Orta vadeli programa göre 2023'te milli gelirimiz 875 milyar doları ancak bulacakmış. Peki 2023 için hedef neydi? O böyle ala işte vala işte açıklanan 2 trilyon dolar. İleride çocuklarımız torunlarımız Bugünleri Türkiye'nin kayıp 10 yılı olarak anacaklar. Neden mi? Çünkü ilan ettikleri 2023 milli geliri 2012'nin altında. Damadın açıkladığı programın en zayıf yönlerinden biri de istihdam. Damat bakan 2019'da 2,5 milyon kişiye ilave istihdam sözü vermişti. Hatırlayın seçimlerden önce. O günden bugüne iş sahibi 2 milyon 116 bin kişi işini kaybetti. Şimdi damat çıkmış orta vadeli program döneminde her yıl ortalama 1 milyon 336 bin kişiye istihdam bu iş bulacağım diyor. İstihdam yaratacağım diyor. Arkadaş aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Damadın istihdam konusunda karnesi zayıftır. Hele hele sunum sonrasında damadın gazetecilere söylediği bir takım sözler var ki hakikaten evlere şenlik. Damat kurun önemli olmadığını, sanayimizin güçlü olduğunu, kurdaki artıştan en karlı Türkiye'nin çıkacağını söylüyor. Meğerse döviz kurunun bir de ilave ediyor kontrolü bizim elimizde diyor. Sayın Albayrak, siz göreve geldiğinizde dolar kuru 4 lira 53 kuruştu. Bugün 7 lira 80 kuruşa çıktı. Bu arada kuru tutmak için de son bir yılda 120 milyar dolar rezerv verittiniz. Eğer kontrol sizdeyse bu döviz kurları buralara nasıl geldi? Milletin 120 milyar doları yok yere nasıl heba edildi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Ülkemizde sanayicilerin net döviz borcu 163 milyar dolar. Yılbaşından bu yana kurdaki artış nedeniyle bilançolara yansıyacak kur farkı, zararı 300 milyar lirayı buldu. Kurdaki bu değişmeler nedeniyle. Çarşıda, pazarda etiketler şiştikçe şişti. Millet açım aç diye bağırıyor ama damat bakan çıkmış diyor ki sanayimiz güçlüdür. E peki bu dövizde borçları nereye koyacağız? Maalesef sosyete damat milletin durumundan ve ekonomik verilerden bir haber görünüyor. Evet. Ee, devam edelim. Ee, bakanın açıklamalarında millet için tek bir tedbir yok. Hala salgının ciddiyetini anlayamamışlar. Burada ekonomik buhran, bu programda ekonomik buhran, pandemi yok. Programda oyun kurallarını değiştirecek, yaptıkları hataları anlamışlar artık. Yoğurdu farklı bir şekilde yiyecekler, dedirtecek, hiçbir şey yok. Bu programda güven verecek, yatırımcıyı ülkeye çekecek, istihdam ve gelir artışını sağlayacak hiçbir şey yok. Esnaf perişan Ertelenen vergi ve prim borçlarının ödeme günü geldi. Kredi borçlarının ilk taksitleri ödenmeye başlıyor. Esnaf vergi, prim ve kredi borçlarına yeniden yapılandırma istiyor. Borçlarımızın faizi, borçlarımızın faizi silinsin diyor. Bununla ilgili damadın esnaflarımıza söylediği herhangi bir tedbir var mı? Bu programda yok. 2020 yılı bitiyor. Hala çiftçinin ürün desteklerini açıklamadılar. Ama damat çıkıyor. Çiftçiye avans ve girdi finansmanı vermekten söz bahsediyor. Bırakın bu borç çiftçiyi daha fazla borçlandırmayı, avans vermeyi, finansman, e, girdi finansmanı vermeyin. Önce çiftçinin desteğini şu salgın döneminde bu yıla ait desteğini bir an önce ilan edin, kuruşu kuruşuna da ödeyin. Yine çocuklar uzaktan eğitimde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şimdi internet kotaları da bitmiş durumda. Veliler ve çocuklarımız çaresiz. Her yere mektuplar atıyorlar. Televizyonlara çıkıyorlar, dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Bu dönemde her bir öğrenciye sınırsız internet kotası vereceğiz diye. Herhangi bir şey. Bu programda var mı? Damat bununla ilgili tek bir söz söyledi mi? Hayır. Bu program bu ucube rejimin ve bu ekibin Türkiye'nin dertlerine derman olamayacağını açıkça gösteriyor. En önemli delillerinden biri. Bu kifayetsiz ekip millete güven vermemekte. Yeni koşullara uygun durumun olağanüstülüğünü ve ciddiyetini kavramış bir programa ihtiyaç hala ortada duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar ortaklarımızla ve dostlarımızla beraber bu ülkeyi yeniden üreten, genç nüfusa çalışma imkanları veren, kazanan, hakça paylaşan, başta çevre olmak üzere her alanda sürdürülebilirliği sağlayacak bir stratejiyle yeniden küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Ülkede oyunun kurallarını değiştirecek, yeniden güveni sağlayacak politik hava stratejilerin ipuçlarını son kurultayımızda tüm delegelerimizin imzaladığı ve genel başkanımızın açıkladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ortaya koyduk. Bu programın ana hatlarını Sayın Genel Başkanımız ikinci yüzyılda çağrı beyannamesi olarak açıkladı. Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat hakim kılınacaktır. Siyasi ahlak yasası çıkarılacaktır. Kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak. Ulusal Vergi Konseyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kurulacaktır. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacaktır. Kısacası Türkiye'mizi neyin düzey çıkaracağı bellidir. Bir, yeni siyasi bir iktidar. Yeni ise yenileri sayalım. İki, yeni bir ekonomi politikası. Üç, Yeni bir ehliyetli kadro. Şimdi ekonomi ile ilgili varsa sorularınızı alabilirim. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerlileştirme politikası kapsamında Türk lirası garantili alımlara başladık. Garantili ihaleler de artık TL olacak diyor. Daha önce yapılan anlaşmalar için dövizle ödemeler ise devam ediyor. Bu çelişkili durum için sizin yorumunuz ne olacak? E yani buna açıkçası kısaca şöyle denir. Akşam yemeğinden sonra günaydın. Birincisi bu. Doğrusu budur. Doğrusu Türk lirası garanti vereceksiniz. Bunun Türk lirasıyla verilmesi kur riskini herkesin taşımasıdır. Ama benim anlamadığım bir husus var. Neden bundan öncekileri Türk lirasına çevirmek için gayret göstermiyorlar? Bugün yaşadığımız tam bir ızrar halidir. Tam bir mücbir sebeptir. Dolayısıyla bundan öncekilerinde mutlaka gar, verilen bundan önce verilen garantilerinde mutlaka Türk lirasına çevrilmesi gerekir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.